hayal bile edemezdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkıp da benim bir konuşma yapacağımı, bir kadınların... Burada olmamdan çok mutlu olduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Ben Münevver Acar. Bağkur'dan aldığım dul ve yetim aylığıyla geçinen bir insanım. 42 yaşında dul kaldım. Ama 5 tane kız çocuğum vardı. Bu çocuklarımı bazı çok eziyetlerle okutarak belirli bir yerlere getirdim. Bizleri sadece bir ev işi yaparak görmesinler. Bizler kadınlar, ev kadınları, ev hanımları... Genelde evi hep döndüren, çeviren insanlarız. Hesabı biz yaparız, tencereyi biz kaynatırız, çocuklarımızı okutmaya çalışırız, onları götürürüz, okula bırakırız, okuldan alırız. Ama çok güçlüklerle biz bunları yapamıyoruz maalesef. Neden, niçin derseniz hayat çok pahalandı. O kadar bir zamlar var ki marketlere gittiğimizde bakıyoruz o zamların üzerine, etiketlere bir zam konmuş, ertesi günü ikinci zam gelmiş. Evimizde doğalgaz yakamıyoruz. Pazara gitsek ne alacağız? Meyve pahalı, sebze pahalı. Akşam üzeri genelde hanımlar gidiyor. Kalan çürük, çarık şeyleri toparlıyorlar. Yemek yapmaya çalışıyorlar. Genelde gözlemliyorum, pazar arabasına 1 kilo pırasa, 0,5 kilo meyve koymuş kadın götürüyor, soruyorum. Hanımefendi neden böyle diyor, çok pahalı. Ama bir Türk insanı, Türk kadını, Türk annesi bunları hiç hak etmiyor. Hak etmiyor. O zorluklarla büyüttüğüm çocuklarımı ben bunun için mi büyüttüm? Bunun için mi okuttum? Eziyetleri çektim. Artık bizler bu zorluğa dayanamıyoruz. Lütfen bu zorluklar olmasın diye düşünüyorum. Ben eskiden pazara giderdim, ulusa hale giderdim. Alışkanlık, dolaşırım. Ama şimdi gittiğimde balık pazarına oraya gidiyorum. Soruyorum fiyatını, aa dünya para. Geri dönüp evime geliyorum. Ne tavuk, ne et, ne balık kasaptan bunları alamıyoruz. Peki biz bunları yiyemeyince, alamayınca bir arabanın deposu dolarsa... Gidecek, yol yapacak. Ama bizim depolar bunları yiyemeyince dolmuyor. Ondan sonra da hasta oluyoruz. Evet, evet. Ondan sonra da bütün hastalıklar tepemize çöküyor. Koronayı da unuttuk maşallah. Artık istiyoruz ki bizler tencerelerimiz kaynasın. Çocuklarımız mutlu olsun, annelerin gözyaşı olmasın, kadınlarımız hunharca öldürülmesin. Çocuklarımızın anne ve babaları yoksulluk gibi bu zam yüzünden banka kredi kartları için ölmesin istiyoruz. Ben geçen sene, geçen ay doğalgazı 490 lira ödemiştim. Ama aynı doğalgazı yakıyorum. Hatta odamın birinde kısmış vaziyetteyim. 790 lira bana doğalgaz geldi. Neden geldi, niçin geliyor? Sorarım. Bir vatandaşım, sormak istiyorum. Sormak istiyorum ama. Bu kadar da olmaz ki. Benim komşularım tüpü az yakıyor. Doğalgazı hiç yakmıyor. Yorganla, battaniyeyle oturan komşularım var. Ondan sonra da şikayetleniyorlar. Diyorum ki lütfen kardeşim biraz sesimizi konuşalım. Biraz konuşalım. Bunları istemiyoruz. İnsan olarak istemiyoruz. Sokaklarda insanlar sadece geçim sıkıntısını konuşuyor. Korona öte gitti. Korona kayboldu. Korona gitti, korona yok. Geçim sıkıntısı var. İnsanların kredi kartları var. Kredi kartlarına niçin başvuruyorlar? Pahalı, hayat pahalı. Çocuğuna bir şey alamıyor.
üstünü başını alamıyor. Okul kıyafetini alamıyor. Kitaplar olmuş bu kadar para. Bunları alamayınca, çocuğunu okutamayınca ne yapacak o insan? Dediğim gibi benim mazotum olursa ben giderim. Ama mazotum olmayınca biterim. Huzurlu, mutlu bir hayat bizim de hakkımız elbet. Münevver kardeşimi dinledik hep birlikte. Bu kadar kısa sürede, bu kadar önemli cümleleri, kelimeleri bir araya getirebilmek işte bu feraseti, bu irfanı ortaya koyan bir tavır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Değerli dava arkadaşlarım, milletimizin gerçeklerini dinledik. Her ev aynı zamanda bir işletmedir. Ekonomisi vardır, sosyolojisi vardır ve hanelerde bu işin yükünü taşıyanlar da kadınlardır. Şartları, durumu en iyi onlar bilir. O yüzden Sayın Erdoğan'a tavsiyem, servet peşinde koşan danışmanlarını sustursun, Münevver Hanımları dinlesin. Onları duysun, onları dinlesin. Aziz milletim, bir iktidarın görevi kaynakları doğru kullanarak ülkesini kalkındırmak, vatandaşlarını zengin ve huzurlu bir hayatın içinde yaşatmaktır. Bu kadar basit. Türkiye gibi kaynakları, zengin kaynakları, geniş imkanları olan bir ülkede akıllı hamlelerle bunu başarmak kolaydır. Yeter ki önce millet, önce memleket diyenler başa gelsin. Yeter ki milletin hazinesi çarçur edilmesin. Yeter ki Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikleri doğru kullanacak bir vizyon olsun. Ama bunu yapmak yerine esnafı kaderine terk eder, istihdam yaratacak yatırımlar yerine varı yoğu betona gömer, milletin hazinesini faiz ödemeye mahkum ederseniz bu iş olmaz. İşte bu yüzden millete kulak verin diyoruz. İşte bu yüzden esnafa kulak verin diyoruz. İşte bu yüzden çiftçiye kulak verin diyoruz. Diyoruz ama Türkiye'yi yönetenler sözlerimize kulak asmayıp veren el olmak yerine hala alan el olmayı tercih ediyor. Bakın size bir örnek. Çorum'da iş yeri kapalı olan, dolayısıyla su tüketimi sıfır olan bir lokantaya 111 lira fatura geliyor. Aynı Münevver Hanım'ın doğalgazı gibi. Geçen ay gelenle bu ay arasındaki 300 liralık fark. Yine aynı kentte su tüketimi sadece 6 metreküp olan bir lokantaya 342 lira su parası üstüne bir de evsel atık bildirimi gönderiliyor. Yahu sizin hiç mi insafınız yok? Esnafın boğazını sıkmaktan zevk mi alıyorsunuz? Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan ve saz arkadaşları saraylarında sefa süre dursun, biz koltuklarımızda oturmuyoruz. İyi Parti kurulduğu gün demiştim ki, ben ve sizler için biz koltukları değil ayakkabıları eskiteceğiz. Aynen onu yapıyoruz. Bakın geçen hafta Düzce'deydik, sizler de pek çok şehrimizde gruplar halinde dolaştınız. Ben Akçakoca'daydım, Düzce'deydim, Gölyaka'daydım. Akçakoca'daki bir çiftçimizin söyledikleri çok önemli. Diyor ki, gübre fiyatlarına %60-70 zam geldi. Hayvancılığa başlayalım dedik, 80 liralık yem 5 ay sonra 130 lira oldu. Ben söylemiyorum. Orada üretim yapmaya çalışan bir kardeşimiz söylüyor. Hayvancılık da bitiyor, çiftçilik de bitiyor, üretim de bitiyor dedi. Destek kredilerini de iktidar partisinden torpil bulanlar hariç hiç kimse alamıyor dedi. Besicilikte, çiftçilikte de artık ekmek yok. Aynen bunları söyledi. Yani çiftçilikten çıkmış, besicilikten çıkmış, üretimin her alanından çıkmış ve sonra sordu. Ben nasıl geçineceğim? Bir başka çiftçimiz diyor ki, bunların hepsi şahitli. Bugün sordum, bir torba gübre 140 lira olmuş. 60 torba gübre kullanıyorum. Tarım ilacını 2018 yılında 22 liraya alıyordum. Şimdi 110 lira. Bir dönüme yıllık 1000 lira masraf ediyoruz.
40 dönüme 40 bin lira masraf ediyorum. Bu fındık için yapılan bir masraf. Köyde durumu en iyi olanlardan biriydim. Artık bittik, tükendik başkanım. Aynen böyle söyledi.